Evet efendim bugünkü yarışmamız çok güzeldi. İki tane labirent yarışmamız vardır. Labirent yarışmalarını bitirdiğinizde muhteşem ödüller kazanacaksınız. Labirentlerimizden bir tanesi çok küçüktür. Bir tanesi kocaman bir labirentti. Ödüllerinizi kazandığınızda çok güzel ödüllerle karşılaşıp zengin olabilirsiniz. Şansınız hangi labirent çıkarsa o labirentte yarışacaksınız. Gerçekten ben bu labirent yarışmasına girmeye korkabilirim. Çünkü büyük labirent gelirse içinden çıkamazsam kaybolabilirim ve labirenti çözemezsem ödülleri de alamam, boşa yarışmış olurum. Ben labirente katılmayı kabul edebilirim ama başka bir labirentte çıkarsa, büyük çıkarsa olamaz, küçüğü isterim ben. Efendim labirent yarışmasına katıldığınızda muhteşem şekilde şansınız hangi labirent çıkarsa labirentte yarışacaksınız. Tebrikler, tebrikler. Katılmak isteyen arkadaşlarımız Sabahın köründe bu gürültü de nedir bir uyutmadılar daha güneş doğmadı sabah olmadı daha ben uyumak istiyorum. Olamaz. Arkadaşlar bir uyutmuyorlar şu gelen seslere baksanıza çıkıp bir bakalım bu ne sesiymiş görelim hemen hızlı bir şekilde. O ne güzel uyuyacaktım. Olamaz. Yarışma alanı kurulmuş buraya şuna baksanıza. Yarışma yapıyorlar. Yarışmaya katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa lütfen başvurusunu yapsın. Labirentinde yarışsın, en güzel ödülleri alıp zengin olsun. Zengin olmak çok kolay. Labirent yarışmamıza katılmak ister misiniz? Labirent yarışması mı? Bütün yarışmalara katılmak benim için arkadaşlar. En hızlı şekilde katılabilirim. Köylü nerede? Köylüyü görmedim ki. Bir gidip bakalım köylü burada mı? Aha! Köylü. Köylü burada ne yapıyorsun? Yarışma oluyor, görmüyor musun? Ben zaten yarışmaya katılmaya gidiyordum. O köylü yarışmaya katılmaya mı gidiyorsun? Yarışmaya ben de katılacaktım. Olmaz dostum ben katılayım. Hazineleri en iyi ben bulurum. Hayır köylü. labirente en iyi ben yaparım. Hazinelere ben ulaşırım. Ben katılayım. Hayır dostum ben katılıyorum. Sizce kim katılsın arkadaşlar? Eğer ben katılayım diyorsanız bir yazmayı, köylü katılsın diyorsanız iki yazmayı, ikiniz de katılın bir şey olmaz diyorsanız arkadaşlar yorumlara üç yazmayı kesinlikle unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dostum ben senden daha iyiyim. İstiyorsan gel ikimiz de katılalım da seni ben bir güzel yeniyim. <laughs> Tamam köylü benim için fark etmez gel gidip kaydımızı yapalım labirentte yarışalım Gidelim dostum gel köylü Hızlı bir şekilde gidelim hemen kaydımızı yaptıralım ve labirentte yarışalım bakalım Durun Durun yarışmaya ben katılıyorum Kaydımı yaptırmak istiyorum He yeğenim kaydını bana yapacaksın ya Gel bağlım adını yaz şuraya bakalım Ben de katılmak istiyorum Köylü de katılmak istiyor Köylüyle beraber ikimiz de katılacağız He hiç fark etmez tamamdır kaydınızı yaparsanız olur Tamamdır. Köylüyle ikimiz de katılıyoruz. İnanamıyorum sayın seyirciler. Bir anda iki tane yarışmacı bulduk. Labirentlerimiz dolmuştur. Zaten iki tane labirentimiz var. Kimin şansına ne çıkarsa en hızlı şekilde onlar yarışacaktır. Tebrikler. Lütfen labirent alanına geçin ve labirent seçim işleminizi yapın. Labirenti buradan seçeceğiz. Arkadaşlar şimdi şansıma en güzel labirenti seçtiğimiz anda çok güzel bir şekilde şu hızlıca şu küçük olan labirenti bitireceğim ve muhteşem şekilde ödüle en hızlı şekilde ulaşacağım. Hayır dostum. Bence o bana çıkacak. Sen büyük labirent yap yapmak zorunda kalacaksın Evet efendim yarışmacılarımız labirent seçimini yapıyor dikkat izliyoruz yapıyorum köylü bakalım ne çıkacak o küçük labirent çıktı <laughs> muhteşem şekilde arkadaşlar küçük labirent çıktı bana ne çıktı dostum köylü sana da şöyle yaptığımız anda o baksana sana da büyük labirent çıktı Olamaz dostum. Büyük labirent neden çıktı ki? Ödüle zor ulaşacağım ama seni yeneceğim. Ben senden daha iyi labirentçiyim. Görürüz köylü. Küçücük labirent şuna baksana. Ben bunun içinde döndüğüm anda şimdi buradan hızlıca geçerim ben. Evet efendim labirent seçimleri yapıldığı için küçük labirent büyük labirent yarışmamız başlıyor. Tebrikler. Benim saymamla beraber labirent yarışı başlayabilir. 3, 2, 1 ve başla. Oo arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bitirmem gerekiyor. Şuna baksanıza. Olamaz. Tuzaklıymış. Ne oldu böyle? Ben hemen bitirmek istiyordum. Şurada sandık var bir tane. O sandığın içinde arkadaşlar zümrüt çıktı şuna baksanıza bunlar hemen giyinebiliriz. Olamaz sayın seyirciler gördüğünüz gibi küçük labirentimizin içindeki tuzağa yakalandı ve büyük labirentle baş başa kaldı. Bakalım oradan kurtulabilecek mi? Yarışmacımız şu anda oradan kurtulmaya çalışıyor. Ya <laughs> dostum geçmiş olsun İyi ki küçük bana çıkmamış. Arkadaşlar bu nasıl oldu ki hiçbir şey anlamadım şuna baksanıza. Şimdi kılıcımız ve baltamız var nereden ilerleyeceğimizi bilmiyorum ama. Şuradan bileleyelim bakalım labirentin içinde. Oo! Burada elmaslar var. Biz bunu nasıl kırıp geçeceğiz ki? Aynen hiçbir şey bilmiyorum. Labirentte gezelim bakalım iyice şöyle. Olamaz arkadaşlar şuna baksanıza. Onun arkasına geçmenin yöntemi yok mu? Aha bir sandık var burada. Ve zümrüt gördüğünüz gibi zümrüt kazma bulduk. Bir dakika zümrüt kazmayla o elmasları kırarsak oradan hemen geçebiliriz. Bu labirentten kurtulmalıyız arkadaşlar yoksa köylü bize gülebilir. Buradan kurtulmazsa köylüye rezil olabiliriz. O yüzden köylüyü yenmek için bizim buradan geçmemiz gerekiyor. Görürsün sen köylü. Zümrüt kazmamızı aldık ve arkadaşlar zümrüt kazmamızla hızlı bir şekilde elmasları kırıyoruz. Hemen şurayı kurtulduğumuz anda bu labirentten kurtulacağız. Küçük labirent diye sevinmiştim arkadaşlar ama gördüğünüz gibi büyük labirent çıktı. Şimdi. Etraf... Ooo burada bir tane kapı var. Aynen arkadaşlar burada bir tane kapı var. Bu kapıdan nasıl kurtulacağız? Olamaz. O kapıyı açmak için bir tane şalter veya düğme bulmamız gerekiyor. Aynen onu bulduğumuz anda buradan çıkıp kaçabiliriz. Nereden gideceğimizi anlayamadım ki. Aha. O. Elmasları buraya mı koyacağız? Elmasların yerini öğrendik. Koyalım elmasları. Şimdi elmasları şöyle buraya koyuyorum arkadaşlar. Evet ne değişecek hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Aha. Şalter geldi bakın. Al bunu tamamdır. Elmaslar verdikten sonra şalter geldi. Şimdi kapı ne taraftaydı onu bulalım. Kapıyı açalım hemen. Oo burada. İşte bu. Çok iyi ilerliyorum arkadaşlar. Yeni tuzağa doğru gidebiliriz. Dikkatli olmalıyız. Üzerimizde zaten zümrütten. Oo buradan mı gideceğiz? Şuradan mı gideceğiz? Aha bu taraftan gitmiyor. Şimdi şu tuzaklara yakalanmadan. Olamaz. Olamaz bir dakika bunlar çok tehlikeli arkadaşlar canımızı hemen götürüyor dikkatli bir şekilde bunun içinden hemen çıkıp buradan kaçmalıyız Evet o zombiler gidin Buradan tuzağa düştünüz hepiniz Hepiniz tuzağa düştünüz beni yakalayabileceğinizi mi zannetmiştiniz ha Çok güzel arkadaşlar Zombileri atlamadan tuzağa düşürmeyi Başardım <laughs> Şuradan gide olamaz Burada bir zombi daha varmış Git buradan tamamdır Çok güzel arkadaşlar zümrüt zırhımız sayesinde canımız hiç gitmiyor Şu tarafa bakalım bir tane Burası nereye gidiyor Aynen burada hiçbir yere gidemiyoruz arkadaşlar Labirentte burada ilerleyeceğiz Gördüğünüz gibi burada kapılar var kapıları açı aç ilerleyeceğiz Evet, dikkatli bir şekilde kapıları açarak ilerliyorum. Çok güzel. Aha iki tane kapım var burada Evet sayın seyirciler heyecanla labirenti izliyorum Bakalım kurtulabilecek mi yarışmacımız büyük labirentin içinde Tuzaklara yakalanıyor olabilir Onu izliyoruz Gerçekten çok zor ben bu labirente girmek istemezdim Böyle tuzaklı olduğunu bilseydim zaten hiç girmezdim Zaten büyük labirent gelecek diye de yarışmaya girmemiştim <laughs> Dostum yapamayacağını biliyordum Hala çıkamadın labirente Tuzağa yakalandın bakalım kurtulabilecek misin Kapılar bitmiyor ki arkadaşlar Şuna baksanıza Evet kapıları açarak ilerliyorum Aynen bu taraftan değil şu taraftan gideceğiz. O labirentte bir ilerleyelim bakalım. Aha! Kapıyı buldum. Arkadaşlar labirentten çıkacağız. Gördüğünüz gibi bir tane sandık var burada. O sandığın içinde zümrütler çıktı, elmaslar çıktı, paralar çıktı arkadaşlar. Paraların hepsini alalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde paralar alalım. Bir tane araba bulduk ve bir tane de silah bulduk. Ateş silahı. Aha şu merdiven yukarı çıkıyor buradan bir çıkalım bakalım Sana labirenti bitireceğimi söylemiştim gördüğün gibi bitirdim şimdi Çıkalım arkadaşlar köylüye havamıza atalım O, şuna baksanıza bitirdim çok güzel labirentten kurtulmayı başardım İşte bu işte bu İnanamıyorum sayın seyirciler yarışmacımız labirenti bitirdi şimdi sıra ikinci yarışmacımızda Olamaz dostum nasıl bitirdin ki? Köylü çok güzel bitirdim Şuna baksana bir tane araba buldum Üstü açık hatta çok güzel O ödül olarak üstü açık bir tane arabam oldu Bunu kullanabilirim ve aynı zamanda Bir tane de ateş silahım oldu ve Zaten paralardan bahsetmiyorum bile Şuna baksana bir sürü param oldu Bu paralar sayesinde zengin oldum elmaslarım var bir sürü Görürsün dostum. Şimdi en iyi ödülleri de ben alacağım. Alırsın köylü alırsın. Ben seni burada bekliyorum. Al bütün zırhlarımı her şeyimi de çıkarttım. Üzerime şöyle koyayım. Tamamdır. Alırsın seni bekliyorum hadi bakalım. Evet sayın seyirciler ikinci yarışmacımız yarışmaya başlayabilir. Görürsün dostum sen. En iyi şekilde yapıyorum. 3, 2, 1 ve başla. Olamaz. Olamaz labirentte ben başlamalıyım. Aa, bir tane sandık buldum. İşte bu en güzel ödülleri bulmaya başladım bile. Elmas zırhlar buldum ve 3. seviye bir kask buldum. Bunu hemen takmalıyım. Gördüğünüz gibi 3. seviye kaskımı taktım ve bir tane de kılıcım var dostlar. Hemen ilerleyelim bakalım. Labirentte kaybolmadan ilerlemeyi başarırsak olamaz. Bu labirent lava çıkıyor. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Parkur yapmamız gerekebilir dostlar. Dikkatli bir şekilde parkur yapmalıyız. Üçüncü seviye kaskım var benim. Şuradan gidelim bakalım. Evet birincisini yaptım bile ikincisini yapıyorum şöyle parkurumuzu bitirebiliriz çok güzel bir şekilde şuraya atlayalım. İnanamıyorum sayın seyirciler yarışmacımız lavda parkur yapıyor parkurda ölebilir çok tehlikeli. Evet gerçekten lavda ben yarışmazdım lavın üzerinde parkur yapmak benim işim değil. Şuraya atlayalım buradan şuraya atlayalım şimdi nereye gitmem gerekiyor acaba? Şurası daha yakın şuraya atlayabiliriz. Oo olamaz lazerli tuzaklar var burada dostlar bu tuzaklardan nasıl kurtulacağız ki olamaz. Gerçekten çok kötü canımı götürüyor. Hemen hızlıca şunun altından Oo, az kalsın ölecektim dostlar. Bu labirent tuzağından kurtulmak için çok tehlikeli, çok dikkatli olmalıyız. Şuradan atlayalım. Şunun altından gizlice eğilerek geçebiliriz. Üzerlerinden zıplayalım tekrardan. Olamaz. Dokunduğum anda çok kötü canım gidebiliyor. Evet. Buradan da geçtik. Şimdi bir tane şunun üzerinden atladığımız anda. Çok güzel dostlar. Başarıyla geçtik bu lazerlerden. Artık bir daha buraya gelmeyiz. Gidelim bakalım labirentte ilerleyelim. Şimdi ne taraftan gitmem gerekiyor? Hiçbir bilgim yok. Labirentte arayıp oh! Bir tane sandık bulduk. Şuna baksanıza dostlar. Şifre 9632 diyor. Şifre 9632 ne işe yarıyor olabilir ki? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Şu tarafa gidelim bakalım. Burası bizim geldiğimiz lazer odası. Şöyle gidersek belki doğru yolu bulabiliriz dostlar. Şu tarafa doğru oh! Şifreyi buldum dostlar. Bakın kapı buradaymış. 9632. 32. O kapıyı da açtık. Tamamdır. Şifreyi de bulduğumuza göre ilerleyebiliriz. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi şifreyi de buldu ve kapıyı açıp ilerlemeye devam ediyor. Olamaz köylü. Şifreyi nasıl buldu ki? Keşke bulamasaydı. İlerleyelim bakalım. Nereye doğru gidiyor bilmiyorum labirent. Çok dikkatli de olabiliriz. Ah bu da nedir? Olamaz. Canavar çıktı. Canavar çıktı. Bu canavarı yok etmeliyim. Elimde elmas kılıcım var. İşte bu çok güzeldi. Olamaz. Ondan bir tane şalter düştü. Canavar yok ettiğim için şalterimiz oldu dostlar. Bu şalteri nereye koyacağız ki? Şalteri koyacağımız yeri bulursak buradan kurtulmamız an meselesi olabilir. Bu taraftan gitmeyeceğiz galiba. Labirentte şu tarafı deneyeceğiz. Hızlı bir şekilde gidelim ve doğru yeri bulmaya çalışalım. Labirentin içinde tamamen kaybolduk dostlar. Çıkan canavar aklımızı karıştırmış olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Labirentte tamamen kaybolduk. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Evet. Şalteri kullanacağımız yer burası olabilir. Baksanıza kapıyı buldum. Ve içeri girdim. Başka tuzaklar var mı bilmiyorum. Dikenli tuzaklar var. Dikkatli olmalıyız. Dikenli tuzaklara yakalanmadan buradan çıkmak istiyorum. Evet. Çok güzel. Dikenlerden kurtulmayı da başardım. Oo bitirdik dostlar. Bitirdik şuna baksanıza. Ödün sandığı tam karşımda duruyor. Acaba içinde ne var? Oo süper elmaslar buldum. Elmalar buldum. Altınlar buldum. Muhteşem bir tane araba buldum ve bir tane de para çantası buldum. İçine bakalım dostlar. Oo! İçinde bir sürü 100 TL var. Zengin olduk. Gerçekten labirenti bitirdiğimiz için ödüllerin hepsine sahibi olduk. İnanamıyorum sayın seyirciler. Yarışmacımız labirentini bitirdi. Çok güzel ödüllerin sahibi oldu. Zengin oldu. Tebrikler. Tebrikler. Gerçekten zengin oldum dostum. Şuna baksana. Muhteşem bir tane arabam oldu artık ve arabayı sürebiliyorum. Gördüğün gibi elmalarım, elmaslarım, her şeyim var ve bir sürü para dolu çantam oldu. Gördüğün gibi bu çantayı da kullanıp bir sürü eşyalar alabilirim. Olamaz köylü. Neden bitiriyorsun ki? Şimdi hangimiz kazandı belli değil. İkimizin de bir sürü ödülü oldu. Evet dostum ama ben seninle daha iyi yarıştım. Hayır köylü ben senden daha iyi yarıştım çünkü ben küçük labirent diye girdiğim anda hiç beklemediğim büyük labirent tuzağına yakalandım ve onun içinden kurtulmayı başardığım için ben daha iyi yarıştım. Sizce kim daha iyi yarıştı arkadaşlar? Eğer ben daha iyi yarıştıysam yorumlara bir yazmayı köylü daha iyi yarıştıysa arkadaşlar yorumlara iki yazmayı kesinlikle unutmayın. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın ve şu an ekrana iki tane video çıktı arkadaşlar. İki videonun da üzerine tıklayıp farklı videolarımızı izlemeyi ve beğen atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın